Günaydın. ATV ekranlarında kahvaltı haberleri haftanın tam ortasında çarşamba gününde takvim yaprakları 21 Eylül'ü gösterirken başlıyor. Çok önemli gelişmeler var. Dünyadaki gelişmeler, Türkiye'nin de içinde olduğu gelişmeler bunlar. İlkiyle başlayalım hemen. Dünyanın gözü kulağı bu konuşmadaydı. Tarihi çağrı, tarihi konuşmadan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Yunanistan'ın sınırdaki tacizlerini ve Ege'deki mültecilere yönelik zulümlerini bir kez daha hatırlattı. Teröre destek verenleri de ucuz kurnazlıkları bırakın sözleriyle uyardı. PKK ve türevlerine karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması beklenemez. Bu terör örgütünü isim değişiklikleri gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan ve desteklemekten vazgeçmeye, hatalarından dönmeye davet ediyoruz. Mülteci krizi kendilerine daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumların botlarını batırıp onları ölüme terk etmekle, sınırlara duvarlar örmekle, insanları toplama kamplarına doldurmakla çözülemez. Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerinin giderek arttığını görüyoruz. Türkiye olarak biz yeni ailen bebeklerin cesetleri kıyıtlara vurmasın diye çırpınırken Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. İstanbul mutabakatı taraflar açısından hayati önem arz eden meselelerde müzakerelerin sonuç verdiğini de ispatlamıştır. Benzer bir yaklaşım yine tüm insanlığın güvenliğini ilgilendiren Zaporijya nükleer santralindeki kriz konusunda da sergilenebilir. Buradan uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür. Gerçeğinin altını her platformda en kuvvetli şekilde çizmeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'ye ayrı bir başlık açtı. Tahıl koridorundan geçen her gemi dünyaya aynı zamanda umut taşıyor diyen Guterres, Türkiye'nin üstlendiği önemli rolün altını çizdi ve teşekkür etti. ...77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na damgasını vuran ülke Türkiye oldu. Genel Sekreter Antonio Guterres konuşmasında Türkiye'ye ayrı bir başlık açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde açılan tahıl koridorunun önemine dikkat çekti. Koridorun dünya için umut ve mucize olduğunu söyledi. Guterres tahıl koridorunun oluşturulma sürecini eşsiz ve kapsamlı bir girişim olarak niteledi. Ukrayna ve Rusya, Türkiye'nin desteğiyle muazzam karmaşıklıklara, karşı çıkanlara ve cehennem savaşına rağmen bir araya geldi ve bunu başardı ifadelerini kullandı. Tahıl koridorundan geçen gemilerin aynı zamanda umut da taşıdığını belirten Antonio Guterres, Karadeniz'deki tahıl anlaşmasına Türkiye'nin yardımlarıyla ulaşıldığını vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin dikkat çektiği bir diğer başlıksa küresel gübre kıtlığıydı. Guterres, bir an önce harekete geçilmezse küresel gübre kıtlığı hızla küresel gıda kıtlığına dönüşecek uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres zirve sonrası ikili bir görüşme de gerçekleştirdi. Erdoğan ve Guterres toplantı sonrası basının karşısına çıktı ancak görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bunlar yaşanırken Rusya-Ukrayna hattında kritik bir gelişme oldu. Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimler Rusya'ya katılmak için referanduma gitme kararı aldı. Ayrıntıları hemen aktaralım. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta Rusya'ya katılım için 23-27 Eylül tarihleri arasında referandum yapılacak. Açıklama iki bölgenin Halk Konseyi tarafından yapıldı. Zaporijya bölgesinin de yakın zamanda Rusya'ya katılım için referanduma gidebileceği belirtiliyor. Konuya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan bir açıklama geldi. Lavrov, referandum kararını değerlendirirken bu halkların kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi 21 Şubat'ta imzalamıştı. Referandum kararı Amerika Birleşik Devletleri'nin de gündemindeydi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, referandumun asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği adeta baş döndürdü değerli izleyenler. Erdoğan gün boyunca peş peşe dünya liderlerini ağırladı. Yoğun trafiğin ayrıntılarını ATV Haber ekibinden Salim Salimoğlu'ndan alacağız şimdi. Salim, sözü hemen sana bırakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti çerçevesinde diplomasi trafiği de oldukça yoğun. Hatta Erdoğan New York'a geldiği günden itibaren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı daha başlamadan öncesinde bu yoğun diplomasi trafiğine start vermişti aslında. Pek çok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmüştü ki bugün de sabah itibariyle aynı şey gerçekleşti. Genel kurul görüşmesi öncesinde daha Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na geçmeden önce Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde. Ardından genel kuruldaki konuşmasına geçmeden önce de Volodymyr Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ki o telefon görüşmesinin detaylarını tahmin etmek güç değil. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, savaşın sonlandırılmasına ilişkin atılması gereken adımlar, barış görüşmelerinin başlamasına yönelik atılması gereken adımlar ki Türkiye en başından beri malum konuyla ilgili arabuluculuk rolüne zaten soyunmuş durumda. Bu konuyla ilgili olarak da her defasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkelere itidal çağrısında bulunup bir an önce barış görüşmelerinin başlaması gerektiği yönünde açıklamalar oluyordu. Ki bugün Zelenski ile yapılan görüşmede yine benzer bir yönde ilerledi ve sonrasında zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na geçip de genel kurulda yaptığı konuşma sırasında da zaten Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ve önümüzdeki süreçte barış adımlarının atılmasına yönelik olarak gerekli mesajları genel kurul kürsüsünden tüm dünyaya iletmişti. Hatta dünyaya da bu konuda Türkiye'ye destek olunması çağrısında bulunmuştu. Barış adımları nedeniyle ki sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı görüşmenin ardından da yine diplomasi trafiğine devam etti. Genel kuruldan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok görüşme yaptı. Telefondan bu arada şöyle yardım alacağım çünkü o kadar çok isim var ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü. Onlardan birisi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ti. Guterres görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü. Finlandiya Cumhurbaşkanı şu anlamda önemliydi. Hatırlanacaktır. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği söz konusuydu. Başvuruları vardı. Ancak Türkiye şerh koyuyordu NATO üyeliklerine. Neden? Çünkü Finlandiya ve İsveç Türkiye'nin terörist olarak gördüğü, terör örgütü olarak gördüğü PKK'ya, PYD'ye ve FETÖ'ye destek sağlıyorlardı. Kimi zaman örtülü destek, kimi zaman açık açık destek veriliyordu. Hatta ülkelerinde yapılan terör örgütlerinin yapmış olduğu o gösterilere, FETÖ'cülerin ya da PKK'nın ya da YPG'nin yapmış olduğu gösterilere göz yumuluyordu. Türkiye ile işte zamanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şerh koymasının ardından Türkiye ile Finlandiya ve İsveç üçlü olarak ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de o toplantıda yer almıştı. Hatta NATO Genel Sekreteri de yine aynı şekilde o toplantıda yer almıştı ve bir anlaşma imzalanmıştı. O anlaşmanın yerine getirilmesine yönelik olarak bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşme sırasında da yine benzer konular gündeme geldi. Yani terör örgütlerine verilen desteğin bir an önce kesilmesi, hatta Türkiye'nin de talep ettiği teröristler listesi vardı. O teröristlerin de bir an önce Türkiye'ye iade edilmesine yönelik yine Finlandiya Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede yer alan konulardı. Onun haricinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Sadır Japarov'la görüştü. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çatısı, Birleşmiş Milletler çatısı altında. Yine aynı binada Katar Emiri Şeyh
şey Tamim'le görüştü, Elsani'yle görüştü. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le görüştü. Güney Kore Devlet Başkanı'yla yine bir görüşmesi oldu. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'le yaptığı görüşme sırasında aralarında geçen de ilginç bir diyalog oldu. Onu da aktarmak gerekir. Güney Kore Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet etti. Yani Güney Kore'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da en yakın zamanda Güney Kore'ye bir ziyaret planladığını söyledi ve görüşmemiz lazım çünkü yapacağımız çok iş var dedi. Yani bir anlamda aslında ekonomi iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere yönelik olarak atılması gereken adımlar olduğunun altını çizdi. Yine Güney Kore Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'daki rolünü ve liderliğini takdir ettiğini dile getirdi. Ardından da eşi Kim Kun-hee'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türk evinde yapmış olduğu bir organizasyon vardı. Türk yemeklerinin tanıtımına ilişkin o toplantıya diğer First Lady'lerle birlikte o toplantıya katılacağını söyledi. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı'nı yine kabul etti. Fumio Kishida'yı kabul etti ve o görüşmede de yine hem bölgemizdeki gelişmeler hem Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere dünyadaki işte tahıl kriziyle ilgili malum Türkiye'nin atmış olduğu adımlar vardı. Yine bir enerji krizi beklentisi vardı. Tüm bu hem bölgesel gelişmeler hem dünyadaki bugün yapmış olduğu genel kurul konuşmasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha dile getirmişti. Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılmasına yönelik talebi. İşte o talep de yine Japonya Başbakanı'yla yapılan görüşmede de gündeme geldi. Yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani ben Türkiye saatiyle yarın diyorum ama bizim saatimize göre bu sabahtan itibaren de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği burada devam edecek gün boyu. Devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeleri olacak. Akşam saatlerinde de Joe Biden'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın vereceği bir resepsiyon olacak. O resepsiyona da katılmasını bekliyoruz. Selim Salimoğlu çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve kahvaltı haberlerine sıradaki başlığımızla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri temaslarında bir taraftan dünyaya çok önemli mesajlar verdi, bir taraftan da çok yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Ancak kameralara yansıyan görüntüleri genellikle enerjik ve keyifli oldu. FIFA Başkanı'nı da ağırladı Cumhurbaşkanı. Futbol topunu gören Erdoğan, teknik vuruşuyla Infantino'yu bile şaşırttı. Bir başka toplantıda yöneltilen Biden'la görüşecek misiniz sorusuna ise bakın ne yanıt verdi. Futbol oynadığı günleri yad etti, adına imzalı futbol topunu kafa vuruşuyla test etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi. Dünya futbolunun patronu ziyarete eli boş gelmemişti. Erdoğan bir an eski günlerini hatırlamış olacak ki klas bir vuruş yaptı. FIFA Başkanı da şaşkınlığını gizleyemedi. Yoğun görüşme trafiğine rağmen Cumhurbaşkanı'nın enerjisi oldukça yüksek, keyfi ise yerindeydi. Kendisine yöneltilen bir soruya da yine esprili bir tarzda cevap verdi. Biden ile görüşecek misiniz? Resepsiyonuna katılacağım. Görüşmüş olmayı diler miydiniz Biden'la? Niye? Ayrı ikili bir görüşme yapmış. O Biden, ben de Erdoğan. Peki en son senatörlerle İç siyasetin gündemiyle devam edeceğiz şimdi değerli izleyenler. Altılı Masa'nın olası ortak aday konusundaki kafa karışıklığı devam ediyor. Masanın aktörleri 2 Ekim'de yeniden bir araya gelecekler ancak kulislere yansıyan bilgilere göre bu toplantı öncesinde gizli görüşmeler yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile gizlice bir araya gelen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu kez de Meral Akşener ile görüştü. Bu görüşmede gözlerden uzak gerçekleşti. Öte yandan Kılıçdaroğlu cephesindense tuhaf bir vaat geldi. Liyakat devlet yönetiminde vardı. Önce yönetimde liyakat yani yeterlilik vurgusu yaptı. Tam 2 dakika sonra Elazığ'a bakan sözü verdi. Vereceğiz. Niye vermeyelim? Evet. Burası benim memleketim. Evet. Bir Elazığlı'yı bakan yaparız. Ne olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'da katıldığı bir programda verdi son vaadini. Aynı programda Altılı Masa'nın neden hala aday belirleyemediği de soruldu. Her fırsatta masada sorun yok diyen Kılıçdaroğlu'nun yanıtı itiraf gibiydi. Bütün sorunları
sorunlara. Çözüm ürettikten sonra Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Adayımız sürpriz olmayacak derken hem satır aralarında kendi adaylığı için masaya emrivaki yaptı hem de adaylık vizesi alamadığı İyi Parti ile bir kez daha ters düştü. Yok, hayır. Sürprizlere yer yok. Adını bile bilmediğiniz bir kişiyi aday göstereceğiz. Muhalefet kanadında kafası tek karışık olan isim Kılıçdaroğlu değildi. Sürecin başından beri HDP varsa masada yokuz resti çeken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de söylem değiştirmesi dikkat çekti. Bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz. Ancak arşivler Akşener'in önceki açıklamalarını unutmadı. Kürt siyasi hareketinin temsilcisi konumunda olan HDP. O masada HDP olsa siz olur musunuz? Biz olmayız. 2 Ekim'de 7. kez toplanacak olan Altılı Masa'nın üyeleri arasında ilginç görüşme trafiği de devam ediyor. Geçen hafta Kılıçdaroğlu'yla gizlice görüşen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu defa da Akşener'le bir araya geldi. Zaten Ekim başında aynı masa etrafında buluşacak olan muhalefetin o toplantı öncesi neden gizli görüşmelere ihtiyaç duyduğu sorusu yanıtsız kaldı. Biz masayı takip ede de yorulduk. Bunlar toplana yorulmadılar. Yiye doymadılar. Birbirine ikram ede ede osanmadılar. Toplan dağıl. Konuş dağıl. Altılı masadaki karışıklık ittifak partilerinin tabanını da rahatsız etmeye başladı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim danışmanı Necati Özkan, tek yaptıkları buluşmak diyerek masanın karar alamamasını eleştirdi. Bir menfeze bomba yerleştirmeye çalışan teröristler o sırada adım adım izlendiklerinden habersizdi. Hakkari'de kayda geçen görüntüler özel harekat polislerini harekete geçirdi. Görüntülerden kısa bir süre sonra operasyon için düğmeye basıldı. İki terörist öldürüldü, bir terörist de kaçmaya çalışırken yakalandı. Üç terörist Hakkari kırsalında pusuda. Adım adım izlendiklerinden habersiz el yapımı patlayıcıyla saldırı hazırlığında. Görüntüler geçen cumartesi günü özel harekat polislerinin nefes kesen operasyonundan hemen önce kaydedildi. Teröristler hain planlarını gerçekleştirmek için yol kenarına geliyor. EYP yerleştirecekleri menfezde keşif yapıyor. O sırada polis özel harekat ekipleri devriyede. Teröristler zırhlı araçları görünce panikle kaçacak delik arıyorlar. Devriye bitmeyince çareyi kaçmakta buluyorlar. Görüntüler burada kesiliyor ancak hikayenin sonu tanıdık bitiyor. Polis özel harekat iki teröristi etkisiz hale getirirken kaçmaya çalışan diğer teröristi de kıskıvrak yakalıyor. Kahvaltı haberlerinde haberlerimize kısa bir ara veriyoruz. Gazetelerdeki başlıklara, ön sayfadaki detaylara bakacağız. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. 21 Eylül tarihinde Sabah gazetesinin manşeti: Batı'da raflar boş, Türkiye'de dolu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta BPS'ye konuştu. BPS, Amerika'nın bağımsız bir televizyon kanalı değerli izleyenler, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik krizi ve dünya gündemini değerlendirdi. Ülkemde marketlerde raflar dolu ama Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da raflar boş dedi. Ve yine önemli bir başlığı vardı Cumhurbaşkanı'nın: Yunan zulmüne dur deme vakti geldi. Bir fotoğrafla birlikte de bu konuşmalarını destekledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ölüme itilen mülteci çocukların fotoğraflarıyla Yunan zulmünü dünyaya gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısı da geldi yine Cumhurbaşkanı'ndan ve gerekeni yaparız sözü de yine kendisine ait ve Sabah gazetesinin manşetinde de bu ayrıntılar elbette yerini buldu. Bir diğer başlıkla hemen devam ediyoruz Taban'dan. CHP'nin HDP ile ortaklığı ciğerimizi yakıyor başlığını görüyoruz. Elazığ'da afişler önünde poz verip sosyal medyadan biz barışacağız diyen CHP liderine Diyarbakır anneleri tepki gösterdi. CHP'nin HDP ile ortaklığı ve onlara destek veren tutumu bizlerin ciğerini yakıyor dedi Diyarbakır anneleri. Sağ köşeden yine Sabah gazetesinden bir başlığı daha aktaralım, noktalayacağız. Helal yalanıyla 1.8 milyonluk vurgun başlığını görüyoruz. Yüksek kazançlı
Forex yatırım paylaşımlarıyla 1.8 milyon TL vurgun yapan çetenin yöntemi deşifre oldu. Çete vatandaşlara güven vermek için tamamen yasal, risksiz, helaldir mesajı gönderiyordu, ayrıntısını paylaşıyor Sabah gazetesi. Geçelim şimdi Hürriyet'e. Hürriyet gazetesinin ön sayfasında manşette fotoğrafla zulmü anlattı başlığını görüyoruz. Tüm gazetelerde manşette yerini buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri elbette. Manşeti paylaşıyor gazetenin tam ortasında bir başlık. Emlakta köpük eriyor. Milyonlarca vatandaşın sosyal konut projesine başvurup kurayı beklemeye başlaması emlak piyasasında dengeleri değiştirdi. Emlakta son günlerde köpük denilen gerçek dışı satış rakamları düşüşe geçti. Sosyal konut dengeyi değiştirdi notuyla bu haber desteklenmiş. TOKİ'den tuzak uyarısı alt başlığı da yine bu haberde var. TOKİ sosyal konutlarda kurada öncelik tanınacağı vaadiyle para isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı değerli izleyenler. Biz de aktarmış olalım. Geçelim hemen bir diğer başlığa, sol köşede anneler reklam yaparsa başlığını görüyoruz. Önemli bir detay hemen aktarmak istiyorum. Sosyal medyada yüksek takipçili fenomen annelerin reklam içerikli videoları ve aldıkları ücretler tartışılıyor. Reklam ücretleri 5000 TL'den 200 bin TL'ye kadar çıkan fenomen annelere çocuğun görüntüsünü kullanarak geleceğine müdahale etmeyin uyarısı yapılıyor uzmanlar tarafından. Ve bir uyarı daha var. Çocuk gözlemleyerek öğrenir. Yapay tavırlarla çocuğunuzun gözünde güvenilirliğinizi kaybedebilirsiniz diyor uzmanlar. Fenomen anneleri uyarıyorlar değerli izleyenler. Geçelim Hürriyet gazetesinden bir diğer başlığa. Havadaki yeni dev katlanan kanat başlığını görüyoruz. Fotoğrafla birlikte haber Hürriyet gazetesinde tabanda destekleniyor. Boeing'in geniş gövdeli çift koridorlu 787 Dreamliner adlı uçağına aynı şirketten rakip geliyor. Yeni uçağın adı Boeing 777K. Ve ayrıntılar yine Hürriyet gazetesinde. Geçelim şimdi Milliyet'e. Milliyet gazetesinin manşetindeki başlık tüm gazetelerde olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde söylediği sözlerdi. F-16 mesajı verdi. Başımızın çaresine bakarız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aynı zamanda seçenekler masada başlığını da görüyoruz. Başımızın çaresine bakacağız çıkışı yeni nesil savaş uçağı tedarikinde Avrupa, Rusya ve Çin seçeneklerini akla getirdi diyor Milliyet gazetesi. Milliyet gazetesinin tabanına geçelim hemen. Göçmen konvoyu toplanıyor başlığını görüyoruz ve fotoğrafla birlikte haberde destekleniyor. Sığınmacıların IŞİD konvoyu kurarak Avrupa'ya gitme planı gerçeğe dönüşmeye başladı. Milliyet bunun için sosyal medyada kararlaştırılan buluşma noktası Edirne'deydi. İlk durağımız olan sınır kapılarında kimse yoktu. Ancak Edirne Otogarı ve kentin çeşitli noktalarında Avrupa'ya gitmek için bekleyen Etiyopyalı, Suriyeli, Filistinli gruplarla da karşılaştık diyor haberin ayrıntılarında. Son başlıksa Milliyet gazetesinin tabanında yine sol köşede Akdeniz'de 283 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanı Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil yardım çağrısı yapan teknedeki 283 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı değerli izleyenler. Gazetelerdeki başlıklar böyleydi. Şimdi haberlerimize devam edelim. Milyonların beklediği EYT için geri sayım sürecindeyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin Aralık ayında meclise geleceğini yineledi. Akıllardaki en önemli sorulardan biri ise EYT'lilerin maaşlarının nasıl hesaplanacağı ve ilk maaşın ne zaman alınacağı. O sorunun da çözümünün en geç Aralık ayında meclise intikal ettireceğini buradan tekrar ifade etmek isterim. Milyonlar nefesini tutmuş EYT için haber beklerken müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Emeklilik dilekçesini vermek için bekleyenlere Aralık ayını işaret etti. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür. EYT'nin Aralık'ta meclise gelmesi, Ocak'ta da çıkması bekleniyor. Bu noktada ilk maaşın ne zaman alınacağı kadar EYT'linin ne kadar maaş alacağı da merak konusu. Bunun için bir formül üzerinde hesaplama yapılacak. Peki EYT'de maaş hesabı nasıl yapılacak? İşte bu formül üzerinden bir hesaplama yapılacak. 3 adım var. Önce EYT'linin 2000 öncesi kazançları hesaplanacak. Ardından 2000 ile 2008 arasındaki hesaplama yapılacak ve
son olarak 2008'in 10. ayından sonraki kazançlar ayrı bir hesaplamayla enflasyon farkı da eklenerek hesaplanacak ve ardından işte bu rakamlar EYT'linin alacağı emekli maaşını ortaya çıkartacak. Yasa çıktı. Yasanın çıkmasıyla birlikte başvuru başlayacak. Emeklilik için başvurduğunuz aydan sonraki ay başında maaş hesabınız başlamış oluyor. Yasa çıksa da 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkes hemen emekli olamayacak. Belli şartlar istenecek. Mesela prim, yıl şartı gibi. O şartı yerine getirenler emeklilik dilekçesini verecek. EYT'de emeklilikte maaş hesaplaması işte bu formülle yapılacak. Ancak akıllardaki bir diğer soru da EYT'de emeklilik zorunlu olacak mı? Öyle ki tüm şartları yerine getirenler emekli olma hakkını elde etse bile sosyal güvenlik uzmanlarına göre emeklilik zorunlu olmayacak. Yani dileyen çalışmaya devam edecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvurdu. İlgi bu kadar büyük olunca ortaya bazı dolandırıcılar çıkmaya başladı elbette. Vaatleri ise kurada öncelik. Özellikle internet ortamında kurban avına çıktılar. Aman dikkat diyelim, çünkü kurada öncelik diye bir şey kesinlikle söz konusu değil değerli izleyenler. 703. TOK evleri için başvuruyoruz. Proje uygun. TOK için ev başvurusuna geldim. Bayağı ilgi var. TOKİ, dar gelirli vatandaşlarımızı konut yapmayı amaçlayan 250 bin sosyal konut projesi adı altında bir projeyi ilan etti. Projeye ilgi büyük. Başvuranların sayısı 3 milyonu aştı. Bu milyonların ilgisi de tabii yine dolandırıcıların iştahını kabarttı ve bu kuyruklara gelip insanları sizi kurada öne geçireceğiz diye dolandırmaya başladılar. TOKİ bununla ilgili bir uyarı mesajı yayınladı, vatandaşı uyardı. Ay şu anda şok oldum yani. Sahtekarlık. İnsanlarımızı yani sömürmek istiyorlar. Dolandırıcılar kendilerine kurban bulabilmek için ya başvuru noktalarında insanlarla direkt iletişime geçiyor ya da telefon yoluyla ulaşıyor. Gerçekleşecek olan kura ilgili duyurular dahilinde açık, şeffaf ve mevzuata uygun bir şekilde ve herkesin eşit bir şekilde katılım sağlayacağı bir ortamda gerçekleşecektir. Vicdansızlık yani. Yanlış bir şey yani, öyle bir şey olmaması lazım. İnsanlar ne dolandırsınlar ki? Ayıp denen bir şey yani. Böyle bir talep gelmesi durumunda vatandaşlarımız kendisiyle telefon veya şahsen irtibata geçen kişi veya kişiler hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunabilirler. Kanmasınlar, inanmasınlar. Akıllı telefon uygulamaları arasında belki de en çok kullanılanı navigasyon. Özellikle araç kullananlar en hızlı rotayı bulabilmek için navigasyona başvuruyor. Artık yeni bir özelliği daha var. En hızlı ve kolay rotanın yanı sıra artık en az benzin yakan rota da seçenekler arasına eklendi. ATV Haber uygulamayı sizin için denedi ve bakın sonuç nasıldı. Çatalın sağından devam edin. Yol bilgisini gösteren navigasyon sistemine sürücülerin sadece güzergahını değil ceplerini de rahatlatacak bir özellik eklendi. Artık sistem sadece en kısa yolu değil en az yakıt harcayabileceğiniz rotayı da gösterecek. 300 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkış. Yeni özelliğin nasıl kullanılacağına gelince ilk adım uygulamanın ayarlar kısmına girip rotayı belirlemek. Sonra sıra aracınızın motor tipini işaretlemeye geliyor ve yakıt türünü seçmeye. Şişli Camii'ni işaretledik ve tasarrufun boyutunu göstereceğiz net şekilde. Bakın, eğer düz gidersek 10 dakika sürecek, 1.9 kilometre ve %6 enerji tasarrufu sağlar diyor. Peki yokuştan yan taraftan gidersek, bakın çok enteresan, süre kısaldı. 10 dakikadan 9 dakikaya düştü. Kilometre hemen hemen aynı, sadece 100 metre oynadı ama daha fazla giderek, yani düz giderek daha az yakıt harcayacağız. Bunu da yokuşun dikliğini size göstererek hep beraber göreceğiz. Bakın şimdi bahsettiğimiz yokuşa çıktık. Navigasyona göre 1 dakika yol buradan daha kısa ama aracımız zorlanıyor. Bakın sesi dinleyelim. Eğer düz gitseydik aracımız bu kadar zorlanmayacak ve daha fazla yakıt yakmayacaktı. Bir kez daha altını çizelim. Bulunduğumuz yol gideceğimiz yola göre 1 dakika daha kısa ama aracımız zorlandığı için, yokuş çıktığımız için daha fazla yakıt harcıyoruz şu anda. Sağdaki çıkışa girin. Şimdi de şirkete dönüş vakti. Bakalım şirkete dönerken neler yaşanıyor. Bakın ne veriyor? 22 dakika 10 kilometre ve bu tasarruf edilmeyen yol. Tasarruflu yola bakalım. Bastık.
Bakın 19 dakika 3 dakika düştü. Kilometre aynı ama %20 enerji tasarrufu sağlıyoruz. Çatının solunda devam edin. Şirketimize yaklaştık. Normalde buradan gidersek birkaç dakika daha erken gideceğiz. Ama navigasyon bize düz gidin, arkadan dönün diyor. Neden? Çünkü burası yokuş. Buradan gidersek aracımız daha fazla yakıt harcayacak. Bu haberle birlikte kahvaltı haberlerinin ilk bölümünü noktalıyoruz. İkinci bölümde yeni başlıklarla görüşelim. Ayrılmayın. Yeniden günaydın. Kahvaltı haberleri ikinci bölümüyle devam ediyor. Hayatın içinden başlıklara bakacağız. Hoş geldiniz. Polis hacizli aracına el koymak istedi. Çılgına dönen sürücü önce aracı ateşe verdi, ardından da bıçakla polislere saldırdı. Polis saldırganı silahla vurarak etkisiz hale getirdi. Olay dün İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Polis denetiminde durdurulan aracın haciz nedeniyle arandığı tespit edilince ekipler aracı bağlamak istedi. Ancak sürücü önce ekiplere direndi, ardından da aracı ateşe verdi. Ama öfkesi bununla da sınırlı kalmadı. Bıçakla çevredeki vatandaşlara ve polise saldırmaya başladı. Polis önce havaya uyarı ateşi açtı, ancak bu bile saldırganı durdurmaya yetmedi. Sonunda polisler saldırganı vurdu. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti. Olay anında seken kurşunlardan 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Valilik olaya ilişkin soruşturma başlattı. Sırada çok erken gelen bir ölüm haberi var. Aysun Kaplan, üniversite hayaliyle çok çalışan milyonlarca gencimizden biriydi. İstediği bölümü de kazanmıştı. Ama ölüm onu çok erken yaşta yakaladı. Sakarya Üniversitesi'ne abisiyle kayıt yaptıran Aysun, dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında maalesef hayatını kaybetti. Henüz 18 yaşında hayatının baharındaydı. Gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve üniversiteyi kazandı. Okulu şehir dışındaydı. Ailesiyle birlikte yurt kayıt işlemlerini tamamlamış evine dönüyordu. Yolda geçirdiği trafik kazası onu ve abini hayattan kopardı. Kocaeli'de yaşayan 18 yaşındaki Aysun Kaplan, Sakarya Üniversitesi'ni kazanmıştı. Annesi ve abiyle üniversite yurt kayıt işlemlerini tamamlamak için Sakarya'ya gitmişti. Kayıt işlemleri bitmiş, aile dönüş yoluna çıkmıştı. Direksiyonda abi Mustafa Kaplan vardı. Aracın hakimiyetini kaybetmesiyle önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Aysun Kaplan'ın emniyet kemeri takılı değildi. Çarpmanın şiddetiyle yola fırladı. Hurdaya dönen araçsa yaklaşık 250 metre sürüklendi. Abi kardeş oracıkta hayatlarını kaybetti. Anneleri ise araçta sıkışmıştı. Hastaneye kaldırıldı. Üniversite hayalleri yarım kalan Aysun'la abiyi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde dün felaketin eşiğinden dönüldü. Kampüsün yemekhanesi çıkan dev yangında küle döndü. Yangın Atatürk Üniversitesi Merkez Yemekhanesi'nin çatısında başladı. Kısa sürede de tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine hemen çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürerken Erzurum Valisi Okay Memiş de olay yerine giderek çalışmaları yerinde takip etti. Binadan yükselen alevler ve duman kentin geniş bir kesiminden de görüldü. 22 araçtan oluşan itfaiye ekiplerine Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri de destek verdi. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Dev yangın yemekhaneyi küle çevirdi. En büyük teselli ise olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmamasıydı. Vali Memiş, 2000 kişilik yemekhanenin yanmasının ardından öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Bir üzücü haber de İstanbul'dan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sancaktepe'de devam eden metro inşaatında dün büyük bir facia yaşandı. Kule vinç bir anda devrildi ve işçilerin üzerine düştü. Ne yazık ki vincin altında kalan iki işçi hayatını kaybetti. Allah! Yıkıldı! Aman yarabbim! Ay inşallah bir ölmemiştir.
Allah'ım yarabbim. Her şey bir anda oldu. Tonlarca ağırlıktaki kule vinç büyük bir gürültüyle devrildi. İki işçi canından oldu. Yıkıldı ya ya. Adam gitti ya. Adam içindeydi ya. Adam öldü. Allah, inşallah bir şey olmamıştır. Facianın yaşandığı yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sancaktepe'de yürütülen metro çalışma sahasıydı. Kazı alanında birçok işçi vardı. Şantiyedeki kule vinç saniyeler içinde yerle bir oldu. Allah! Yıkıldı! Aman yarabbim! Ay inşallah bir ölmemiştir. Allah'ım yarabbim! Yaşananların her saniyesi kabus gibiydi. Tonlarca ağırlıktaki vinç işçilerin üzerine düştü. Ekipler onları sağ kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ve ilerleyen dakikalarda acı haber geldi. İki kişi hayatını kaybetti. Kurtarılan bir işçi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada ihmal olup olmadığı ise araştırılıyor. Yeniden İstanbul'dayız. Kuyumcu kentte 100 milyon liralık büyük vurgunun şoku yaşanıyor. Dolandırılan onlarca esnaf çok zor durumda. Üstelik dolandırıcı hepsinin tanıdığı ve güvendiği komşu esnaftan biri. Komşularından parça parça 100 kilo altın toplayan sahtekar kuyumcu bir anda sırra kalem bastı. 1 milyon 100 bin lira gibi zararımız var. 1 milyonun üzerinde. 1 milyon 50 bin TL falan. 100 milyon TL bir meblağ var şu an ortada. Mağduruz yani. Meslektaşlarına güvendiler, 100 kilo altını elleriyle dolandırıcılara verdiler. Firmamın toplamda 10 milyon TL'ye yakın bir alacağı var. Alacak davası değil. Aslında bu bir dolandırıcılık vakası. Biz buna kelepçe yaptık veya yüzük yaptık. Bunların karşısında ürün alacaktık. Kuyumcu kentte yıllar önce imalathane ve dükkan açan 9 kişilik aile onlarca kuyumcuyu dolandırdı. Ben size ürün veriyorum. Ürünün karşılığında söz yani. Hiçbir yer güvene dayalı bir şey yani. Senet, sepet hiçbir şekilde öyle bir uygulama yok bizde yani. Bu yüzden mağdur olduk. İddiaya göre aile buradaki 40-50 esnaftan peyderpey kilolarca altın aldı ve sonra da o altınları işte bu atölyede eritti ve dövize farklı altın türlerine dönüştürerek yurt dışına kaçırdı. Bu hafta yapacağız. Önümüzdeki hafta yapacağız. İşte gümrükte mal takıldı. Gelecek hep böyle oyaladılar bizi. Esnaf bir türlü altınlarını geri alamadı. İçlerinden biri artık dayanamadı ve o kuyumcudan şikayetçi oldu. Bunun üzerine de işte tam buradaki dükkanlarına haciz kararı çıktı. İçeriye girildiğinde ise tek bir tane altın bulunamadı. Yalnızca ofis malzemelerine ve imitasyon takılara el konuldu. Şüphelilerden bir tanesi aynı zamanda da FETÖ'den aranmakta ve yurt dışında Almanya'da bulunmakta. Bu şekilde şüpheliler Almanya'da da para aktarımı gerçekleştirmektedir. Eritip gönderiyorlar ve kendi akrabalarını bir yurt dışında olduğu için bunu kolaylıkla yapıyorlar. Kimi bir kilo, kimi beş kilo, kimi onlarca kilo altınını kaptırdı ve şimdi tek istedikleri kaptırdıkları altınlarını, paralarını bir an önce geri almak. Bu süreci de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma dosyasında suç duyurusunda bulunarak başlattık. Buradaki dükkanlarında boş, kimse gelip gitmiyor, kayıplar. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran olay mutlu sonla bitti. 48 yaşındaki servis şoförü tarafından kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki Yasemin sağ salim bulundu. Müge Anlı müjdeyi canlı yayında izleyicileriyle paylaştı. Benim çocuğumu nasıl tutabilir? Bu kızla benim bir alakam yok. Abi kardeş gibiydik. 15 yaşındaki genç kızı taciz ettiği suçlamasını kabul etmedi. Tacizi doğrulayan fotoğrafı görünce ne diyeceğini bilemedi. Bu fotoğraf hakkında ne söyleyeceksin? Kötü niyetle çekilmiş bir fotoğraf değil, iş yerinde çekilmiş. Oh ne güzel, arkadan da kelepçeliyorlar. Helal olsun vallahi, ben de alkışlıyorum. Bu fotoğrafa bu kelepçe. Tacizle suçlanan servis şoförü canlı yayında gözaltına alındıktan sonra kayıp genç kızdan da haber geldi. Herkesin merak ettiği konu şu, biliyorum kızımız nerede? Kızımız devlet himayesi altında. 15 yaşındaki Yasemin Salman yaklaşık bir aydır ortada yoktu. Annesi kızının 48 yaşındaki Nurettin Arslan tarafından kaçırıldığı iddiasıyla yardım istedi. Çocuğum neredeyse çıkarsınlar ortaya. Üstüne basa basa söylüyorum, kız benim yanımda değil. Servis şoförü Arslan suçlamaları ısrarla reddetti. Şimdi bir fotoğraf vereceğim. İnanıyorum ki 5 dakika sonra sayın savcımız sana polis ekiplerini gönderecektir ifadeni almak üzere. Kanıt niteliğindeki fotoğraf ortaya çıktıktan sonra zanlı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çocuk büro amirliği ekipleri geldiler ekibimizin yanına. Oh ne güzel, arkadan da kelepçeliyorlar. Helal olsun vallahi, ben de alkışlıyorum. Bu fotoğrafa bu kelepçeliyorlar.
kelepçe. Sadece bir gün sonra herkesin beklediği o haber de duyuldu. Herkesin merak ettiği konu şu, biliyorum kızımız nerede? Kızımız devlet himayesi altında. Yasemin'in bulunduğu ve emin ellerde olduğu haberini Müge Anlı duyurdu. Ben inanıyorum ki o çocuğumuza da orada gerçekten ablaları, büyükleri, uzmanlar bu yaşananın aşk olmadığını en doğru ifadeyle dille anlatacaklardır. Allah razı olsun kızım senden. İstanbul Beykoz'a gideceğiz şimdi. Semtin en önemli manevi merkezlerinden olan Hazreti Yuşa Türbe ve Camii'nden akşam saatlerinde müzik sesleri yükselmeye başladı. Sesi duyan camiye koştu. Cami mikrofonundan şarkı söyleyen gençler yakayı ele verdi. Mahalle halkı duruma tepkiliydi. Gençlerin savunması ise bu kadarına pes dedirtti. Peygamber var burada, peygamber. Ne yapıyorsunuz siz? Ne ilahisi lan? Çıksın. Ne peygamber türbesine ne de yanındaki camiye saygıları vardı. Vurdum duymaz gençler Hazreti Yuşa Camii hoparlöründen şarkı söyledi. Şuradan bir şey çıkın bakayım. Biz polisi arayın. Caminin kapalı olduğu saatlerdi. Yatsı namazının ardından cemaat eve gitmişti. Ama İstanbul'un manevi koruyucularından biri olan Hazreti Yuşa'nın Beykoz sırtlarındaki türbe ve caminin hoparlörlerinden sesler gelmeye başladı. Çevrede oturanlar önce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sonra duyduklarının müzik sesi olduğundan emin olunca da camiye koştu. Nerede bu? İçeride. Çok değerli bir abimizdir. Mahalleli cami mikrofonundan şarkı söyleyen gençleri buldu. Nerede bu? Kim o? Ne yapıyorsunuz siz? Hoparlörde konuşan kim? Peygamber var burada, peygamber. Ne yapıyorsunuz siz? Ne ilahisi lan? Çıksın. Üç genç mahalleliyi karşılarında görünce şaşkına döndü. Oğlum sen Allah'a kitaba inancınız yok mu lan? Akıllara zarar savunmaları onları kurtarmadı. Hepsi polise şikayet edildi. İzabella ne lan? İzabella abi, telefonun sesi geldi. Lan ne telefonu, dışarıdan dinledik, deli misiniz siz? Peygamber kabri lan bura, Allah'tan korkun ya. Meslektaşımız Rauf Gers 4 Nisan günü motosikletiyle seyir halindeyken bir trafik canavarının kurbanı olmuş ve en verimli yıllarında hayata veda etmişti. Ailesi en azından o canavarın gereken cezayı alacağına dair inançla mahkeme kararını bekliyordu. Ancak karar açıklandığında sonuca inanamadılar. Zira cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulunduruldu ve ölüme yol açan o sürücü hakkında tahliye kararı verildi. Ben hayatın yaşayan herkese müthiş bir bağış, hediye olduğunu bilip sebepsiz yere tek bir gün bile mutsuz olmaya hakkımızın bulunmadığına inanan sizden biri Rauf Gers. Gazeteci, radyocu Rauf Gers'i 4 Nisan günü bir trafik canavarı hayattan koparmıştı. Ailesi, sevenleri bu acı kayıpla sarsılmışken mahkemeden çıkan karar onları bir kez daha yıktı. Rauf Gerz'e çarpan ve bariyerlere girip ölmesine neden olan şahıs sadece 4 ay tutuklu kaldı. Rauf Gerz o gün motosikletiyle Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa yönünde tam bu noktada seyrediyordu. Yüksel Çalkamsa en sol şeritteydi ve en sol şeritten arkamdaki sapağa girmek için bir anda en sağ şeride geçmeye çalıştı ve o anda Rauf Gerz'in motosikletine çarptı ve Gerz'in ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ama yalnızca 4 ay hapiste kaldı. Yüksel Çalkam kazanın ardından tutuklanmış, hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Çalkam sadece 4 ay tutuklu kaldığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezaevinde kaldığı 4 ay süreyi göz önünde bulundurarak Çalkam hakkında tahliye kararı verdi. Mahkemenin bu tahliye kararı hepimizi son derece üzdü. Rauf abi öldü. Ailesi, sevenleri perişan oldu. Adalet istiyoruz. Bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Şu anda serbest aramızda dolaşıyor. Bu kişi tekrar arabaya binecek. Tekrar bir kişinin hayatına son verebilir. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda Yüksel Çalkam tam ve asli kusurlu bulunmuştu. Yani Rauf Gerz'in kazada hiçbir kusuru yoktu ve hayatını kaybetmişti. İşte Gerz'in yakınları ve ailesi de bu yüzden tepkili. O trafik canavarının daha ağır bir ceza almasını, hapiste kalmasını istiyorlar. Trafik cinayetlerindeki yaptırımlar ve cezaların arttırılmasını talep ediyorum. Yetkililerine sesleniyorum. Bir gün siz de
Böyle bir elim trafik kazasında bir sevdiğinizi kaybederseniz eğer ya da sakat kalırsa birkaç ay sonra serbest kalan sorumlunun neler yaşatacağını, ne hisler uyandıracağını lütfen bir kez olsun sizler de düşünün. Esra Erol'da yine çok sıra dışı anlar yaşandı. Programa konuk olan genç annesinin yasak ilişkisi olduğunu iddia ediyordu ve bu durumu ifşa etmek istediğini söyledi. Bu sözlerin ardından canlı yayında sesler bir hayli yükseldi. İzleyelim. Annem Fadime Baltacı babamı Bayram Topal adlı kişiyle aldatıyor. Babamın maaşı var, emekli maaşı, memur maaşı. Babamın maaşını yiyorlar. Babamın daha fazla kandırılmasını gönlüm el vermedi. Babamı annemden kurtarın çağrısıyla çıktı yayına. Anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Ben küçüklüğümden beri zaten kaç kere bırakıp gitti. 2 senelik evliyim ben. Ayrı evde kaldığım için hani babama yapmadıkları kalmamış. Ya çalışıyor. Adam şiddet de görüyor. 2 sene önce ben bunların mesajlarını okudum. Bayram Topal'la annemin. Yüzleşti. Ben dedi yapmayacağım. Söz verdi. Biz de affettik. Anne lütfen bak babamı bırakın. Sizden bıktım. Babamdan boşanmam için elimden geleni de yapacağım. Sinop'ta yaşayan Ramazan Baltacı'nın annesi hakkındaki iddiaları şiddetle başladı. Yasak ilişki suçlamasına kadar vardı. Bundan 1,5 ay önce falan Sinop'un köy yolunda. Ben bunları gördüm. Kaçtılar benden. Fotoğraf var bende. Babama gösterdim. Babamı kandırıyor. Diyor ki bana uyku ilacı içirdiler. Babanız bu sizin anlatımlarınıza, çevrenin bu söylediklerine inanmıyor mu? Ya babam inanıyor ama şiddet korkuyor. Yani tehdit var tehdit için var içinde. Arada. Anne hakkındaki iddialar bunlarla sınırlı değildi. Annem uzaklaştırma kararı çıkartmış bana. Korkuyormuş benden. Kardeşimi de yurda yani vermiş. Yani sen annen de evliliğe devam edebilmek için kardeşini yurda mı veriyor? Evet. Babamdan şikayetçi de oluyorlar. İstismar iddiasında bulunuyor. Evet, evet. Babam da mecburen hani çocuk yurtta kalmasın diye. Çocuk babanla annenin yanında mı? Evet. O zaman iddiaların asılsız olduğu delil anlaşılmış. Peki. Yasak ilişkinin tarafı olduğu öne sürülen komşu da bağlandı yayına. Benim ilişkim yok. Benim bir marabalığım var. Nasıl yok? Bizi bu Selma diye bir kadı var komşusu. Evet. Fadime ile beni tanıştıran bu. Resmi çeken de Selma. Samimi mi fotoğraf? Evet. Bayram Bey evli misiniz? Evliyim. Evliyken başka biriyle işte yanak yana fotoğraf çektirilir mi? Çektirilmez. Bu Selma denilen kadın çekmiş. Yasak ilişkinin bir de tanığı vardı. Ben onları öyle nasıl çekeyim? Fadime Hanım attı bana. Ben kıskanıyormuşum onları. Al bak arabada çekmişler bana attılar. Bayramın karşısı beni suçlayınca ben de bayramın karşısına attım. Zaten tanıyorlarmış birbirlerini. Onlar bir başka arkadaş sebebiyle tanışmışlar. Şimdi beni katıyorlar. Her şeyde beni katıyorlar. Babanı kurtar dedi. Herkes dedi seviyor. Mahallede dedi. Yazık adama yazık ya. Sürekli adamı aşağılıyorlar ya. Başta suçlamaları reddeden komşu fotoğraf detayı ortaya çıkınca yasak ilişkiyi itiraf etti. Karınız bu durumda size ne diyor Bayram? Bu fotoğraflar ona da gitmiş. Tamam gitmiş çekmiş. 1 sene önce bir hata yapmışım. Dedim arzdan özür diledim. Hata tamam, mı bu? Böyle hata mı olur? Tamam. Bir an önce kurtulsun yani. Ben de çünkü mesajları duruyor. Çünkü babamı şiddetle görüyor o kadından. Kraliçe Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı ama cenaze töreninde kameralara yansıyan pek çok görüntünün yankıları devam ediyor. Manşet, istenmeyen gelin Meghan Markle'ın gözyaşları ve Biden'ın törende arka sıralarda kalması. İşte dev törenden akılda kalan notlar. Kraliçe Elizabeth defnedildi ama tören ve sonrasında yaşananlar epey konuşuldu. Dünyada 4 milyardan fazla kişi canlı yayında izledi cenazeyi. Cenazede gözler, törene sivil kıyafette katılan Prens Harry ve istenmeyen gelin Meghan Markle'daydı. Markle, kraliçeyi gözyaşlarıyla uğurladı. Afrika'nın büyük yıldızı 530,2 karat ağırlığındaki bir elmas ve o elmas İngiliz kraliyet asasını süslüyor ve dünyanın en büyük kesilmiş renksiz elması olarak biliniyor. Güney Afrikalılara göre bu elmas dönemin İngiliz sömürgesi tarafından yerli halkın izni olmadan İngiltere'ye götürüldü, yani çalındı. Ve kraliçenin ölümüyle birlikte Güney Afrika'ya iade edilmesi için bir kampanya başlatıldı.
Tabutun üzerindeki not da cenazede en çok merak edilenlerden biriydi. O notu kraliçenin büyük oğlunun yazdığı ortaya çıktı. Seni sevgi dolu ve adanmış bir şekilde hatırlayacağım ifadeleriyle annesini son yolculuğuna uğurladı Kral Charles. Kraliyetin cenaze töreni için koyduğu kurallar Amerikan Başkanı Joe Biden için delinmişti. Biden zırhlı araçla gitti ama kilisede 14. sıraya oturtulunca sosyal medyada alay konusu oldu. Sırada dünyanın farklı noktalarından görüntüleriyle öne çıkan haber turumuz var. Nevada'da düzenlenen Renault Air Race faciayla bitti. Pilotlardan biri kontrolü kaybetti ve uçak yere çakıldı. Parçalanan uçak alevler içinde kaldı. Kazada pilot hayatını kaybetti. ...26 yaşındaki trapez sanatçısı Tatyana Zolotukina Rusya'da bir sirkte gösteriye çıktı. Zorlu bir atlayış yapan kadın kocasının elini tutamadı ve metrelerce yüksekten yere çakıldı. Neyse ki bu talihsiz kazayı birkaç sıyrıkta atlattı. Sinirler gerildi, trafikte tartışan iki sürücü birbirinin araçlarına çarpmaya başladı. Kırmızı ışık yanınca şoförler bu kez de kavgaya tutuştu. Yumrukların ard arda indiği kavganın ardından iki şoför de aracına binip uzaklaştı. Sevimli köpekler sörf yarışmasında karşı karşıya geldi. Tahtalara binip okyanusun dalgalı sularında sörf yapan köpekler yarışı keyifle tamamladı. Meksika'nın Pasifik kıyıları önceki gün 7,6'lık depremle sarsıldı. Yaşanan çok büyük bir depremdi. İşin ilginci ise bu depremde ülkede sadece bir kişi hayatını kaybetti. Nedeni ise bir dakika önceden devreye giren erken uyarı sistemi. Bizde de 10-15 saniye kazandıran uyarı sistemleri mevcut. Peki bu yeterli mi? Yanıtına bakacağız haberimizde. Ormanın ortasında yakalandılar, ne yapacaklarını şaşırdılar. Ağaçları sallayan fırtına değildi bu kez, depremdi. Meksika'nın Pasifik kıyıları 7,6'lık depremle sarsıldı. Şiddeti büyüktü ama bu depremde sadece bir can kaybı yaşandı. Bunu sağlayansa erken uyarı sistemi oldu. İki dalga arasındaki süre erken uyarı süresidir. Mesafe ne kadar uzaksa kazanacağınız zaman da süre de o kadar fazladır. Ülkenin sahil bölgelerinde yaşayanlar işte bu sayede hayatta kaldı. Meksikalılar depremi erken uyarı sistemiyle bir dakika önceden öğrendiler. Bizim ülkemizde ise erken uyarı sistemiyle 10-15 saniye önceden telefonumuza gelen bir bildirimle depremi öğrenmek mümkün. Peki bizler de bir dakika önceden depremden haberdar olabilir miyiz? Bizim böyle bir süremiz yok. Özellikle Marmara için kazanabileceğimiz süre 10-15 saniye. Meksika'nın teknolojik olarak, bilimsel olarak bizden üstünlüğü yok. Sadece depremler uzakta meydana geldiği için bu süreyi kazanıyorlar. Erken uyarı için kazanacağınız süre depremin uzaklığına bağlı. Kocaeli'deki deprem 120 kilometre ilerideydi. İstanbul 12 saniye kazanır. 1 saniye farklılık vardır. Peki olası bir Marmara depreminde 10-15 saniye hayat kurtarır mı? Evin içerisinde bir erken uyarı verildiğinde konuşlanmamıza yarar. Çök kapan yaparak kendimizi deprem sırasında korumaya çalışırız. Ülkemiz için diğer bir tehlike ise tsunami. Özellikle Marmara ve Akdeniz bölgesi olası büyük bir deprem sonrası tsunami ile karşı karşıya. Elbette Türkiye'de tsunami riski var. 3000 yıl içerisinde 120-130'a yakın tsunami var kıyılarımızda. Peki tsunami sırasında ne yapılmalı? Deniz çekildiği zaman çok gerilere doğru geri geleceğini hesaplayıp karanın içine ve yükseklere doğru
çıkmak gerekir. Denizdeyseniz kıyıya gelmeyeceksiniz. En tehlikeli yer kıyıdır tsunami'de. Açık denize doğru gideceksiniz. Sırada İstanbul Zeytinburnu'ndan gelen görüntüler var. Bir iş hanının çatısından kopan dev beton parçaları bir anda kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü. Öyle deprem falan da olmadı ya da fırtına çıkmadı. Kendi kendine düştü. O sırada kaldırımda olan anne ve çocuğuysa ölümden kıl payı kurtuldu. Hepsi şaşkın, her biri korku içinde. Haksız da sayılmazlar, zira kaldırımın ortasında ölümden döndüler. Çocuğuna zarar geldi diye düşündü, çok korktu. Hemen çocuğunu kucakladı. Hastaneye götürüldü. İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı kabus. İş hanının çatısından kopan beton parçaları aniden kalabalık kaldırıma düşüverdi. 10 kişiden biri yaralandı. O parçalar anne ve çocuğunu teyit geçti. Hayatta kalmaları mucizeydi. Olay tam da caddenin en yoğun olduğu saatlerde yaşandı. İnsanlar işlerinden evlerine dönüyordu. İşte tam bu sırada 6 katlı işhanın çatısından beton parçalar kopmaya başladı. Sanki olacaklar tahmin edilmiş gibi fileyle önlem alınmıştı. Ancak o önlem yetersiz kaldı. Kopan beton parçaları yürüyenlerin üstüne düştü. Altta tent olduğu için Allah'tan tenteye vurdu. Tenteye vurduğu için biraz tabii hızla hafifledi. Ama yine de sonuçta taş parçası kadının başına vurmuş, çocuğunun eline geldi. Anne korku içindeydi, ne yapacağını bilemedi. Can havliyle çocuğunu aldı, hızla olay yerinden uzaklaştı. Sonuçta burası 28 katlı bir bina. Yani oradan bir yumruk kadar da bir taş düşse insana ciddi zararlar verebilir. Hastanede tedavi altına alınan anne ve çocuğunun durumu neyse ki iyi. Ancak mahalle sakinleri fileli önlemin yetersiz olduğunda hemfikir. Can güvenliği yok gördüğünüz gibi. Tamam. Bak, filelerde asılan taşları görün. Teknofest meyvelerini hızla veriyor. Başladığı günden bu yana binlerce çocuğa ilham kaynağı olan festivalin keşfettiği mucitlerden biri de nehir. Henüz sadece 8 yaşında ama hem yaşından hem de boyundan büyük bir iş başardı. Anneannesi Alzheimer hastası olunca nehir kolları sıvadı ve yaşlı kadın evden habersizce çıkmasın diye parmak iziyle çalışan bir sistem geliştirdi. Projesiyle Teknofest'in ödüllü mucitleri arasına da girdi. Anneannem sürekli evden kaçıyordu. Biz onu kovalıyorduk. Bazen polisler de geliyordu. Artık dayanamadık. Evden kaçmaya çalışan Alzheimer hastası anneanne torununu mucit yaptı. Hem üzüldüm hem de nasıl yapabilirim, nasıl önleyebilirim diye de düşündüm. Nehir 8 yaşında ve anneannesi Alzheimer hastası, sürekli evden kaçmaya çalışıyordu. Nehir durdu, düşündü ve ne yapabilirim dedi. Bir parmak izi sistemi geliştirdi. O parmak izi sisteminde bütün ev halkının parmak izi kodlanıyor ve Alzheimer hastası olan kişi o parmak izini okuttuğu zaman evden çıkamıyor. Demos hastanın güvenliği için yaptım bunu. Çünkü Demos hastası kaçıyor dedim ya. Aradaki herkesin parmak izini bu sisteme tanıtıyoruz. Tanıttıktan sonra Demos hastanın kendini tanıtıyoruz. En sonunda Demos hastası pencereye parmağını okutarak açmaya çalışırsa izin vermeyeceği için kırarak açmaya çalışacak. Kırarak açmaya çalışırsa da izin vermeyecek tabii. Kıracak ama tabii alüminyumlar devreye girip bildirim gönderecek. Bir tane uygulamamız var telefonumuzda. Oradan görebiliyoruz. Ciddi bir sorun olabiliyor bu kaçmalar. Böyle yaratıcı bir çözümün oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum. Nehir'in küçük olduğu için daha elektronik yapıları ve yazılım bilgileri eksikti. Bir sene süre boyunca biz bu altyapılarını hazırladık. Demans hastaları için portatif uyarı sistemi adlı projesiyle Teknofest Karadeniz sunum özel ödülünü kazanan Nehir Ölmez şimdi patentin peşinde. Alzheimer bir unutkanlıktır. Ben bu evde yaşamıyordum deyip, yani bu evde yaşıyor ama ben bu evde yaşamıyorum deyip kaçıyorlar. Bunları görmeyen ev halkı da çok üzülüyor. Demansın beslenmemizle de ilişkisi var. İşlenmiş gıdalar Alzheimer riskini artırıyor. Çözümse zihinsel egzersiz. Gerçekten zorlu bir süreç ve çok zor bir hastalık. Nehir de bunları birebir yaşadı. Sudoku, burada hep bir strateji var. Hep beyninizi zorluyor. Bu tür bulmacalar koruyucu. Daha da koruyucu olan dil öğrenme.
Birleşmiş Milletler, küresel geri dönüşüm ve çevrecilik konusunda başlattığı yeni çalışmanın küresel liderlik rolünü Emine Erdoğan'a verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi. Sıfır atık projesi için çok kıymetli ve etkileyici ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. İkili, iklim kriziyle mücadele kapsamında küresel sıfır atık iyi niyet beyanını imzaladı. Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler çatısı altında sıfır atığı hedefleyen çalışmanın küresel liderliğini yürütecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği sıfır atık konusundaki çalışmaları takdirle izlediklerini belirtti. Emine Erdoğan da ülke liderleri ve eşlerini sıfır atık niyet beyanına destek vermeye davet etti. Geri dönüşümün gençlerimizin hayatında artık karşılığı yok. Emine Erdoğan imza töreni öncesinde sanatçı Deniz Sadıç'ın atık tekstil parçalarıyla yaptığı portreyi genel sekretere hediye etti. Erdoğan daha sonra Türk Evi'nde düzenlenen programa katıldı. Türkiye'nin sıfır atık konusundaki deneyimlerini isteyen her ülkeyle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Bu görüşmeden çıkan sinerjiyle somut adımlar atma kararı alarak tarihi bir metne imza attık. İmzaladığımız ortak evimiz dünya için sıfır atık iyi niyet beyanının dünyada yeni bir başlangıç olacağına yürekten inanıyorum. Burada tabii İmre Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Özellikle poşet kullanımı. Programlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşin Emine Erdoğan Türk Evi'ndeki atık sergisini de birlikte gezdi. Poşetler. Yakından baktığınızda hiçbir şey almıyor. Milyonların beklediği EYT için geri sayım sürecindeyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin Aralık ayında meclise geleceğini yineledi. Akıllardaki en önemli sorulardan biri ise EYT'lerin maaşlarının nasıl hesaplanacağı ve ilk maaşın ne zaman alınacağı. O sorunun da çözümünün en geç Aralık ayında meclise intikal ettireceğini buradan tekrar ifade etmek isterim. Milyonlar nefesini tutmuş EYT için haber beklerken müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Emeklilik dilekçesini vermek için bekleyenlere Aralık ayını işaret etti. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür. EYT'nin Aralık'ta meclise gelmesi, Ocak'ta da çıkması bekleniyor. Bu noktada ilk maaşın ne zaman alınacağı kadar, EYT'linin ne kadar maaş alacağı da merak konusu. Bunun için bir formül üzerinde hesaplama yapılacak. Peki EYT'de maaş hesabı nasıl yapılacak? İşte bu formül üzerinden bir hesaplama yapılacak. 3 adım var. Önce EYT'linin 2000 öncesi kazançları hesaplanacak. Ardından 2000 ile 2008 arasındaki hesaplama yapılacak. Ve son olarak 2008'in 10. ayından sonraki kazançlar ayrı bir hesaplamayla enflasyon farkı da eklenerek hesaplanacak. Ve ardından işte bu rakamlar EYT'linin alacağı emekli maaşını ortaya çıkartacak. Yasa çıktı. Yasanın çıkmasıyla birlikte başvuru başlayacak. Emeklilik için başvurduğunuz aydan sonraki ay başında maaş hesabınız başlamış oluyor. Yasa çıksa da 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkes hemen emekli olamayacak. Belli şartlar istenecek. Mesela prim, yıl şartı gibi. O şartı yerine getirenler emeklilik dilekçesini verecek. EYT'de emeklilikte maaş hesaplaması işte bu formülle yapılacak. Ancak akıllardaki bir diğer soru da EYT'de emeklilik zorunlu olacak mı? Öyle ki tüm şartları yerine getirenler emekli olma hakkını elde etse bile sosyal güvenlik uzmanlarına göre emeklilik zorunlu olmayacak. Yani dileyen çalışmaya devam edecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvurdu. İlgi bu kadar büyük olunca ortaya bazı dolandırıcılar çıkmaya başladı.
Vaatleri ise kurada öncelik. Özellikle internet ortamında kurban avına çıktılar. Aman dikkat, çünkü kurada öncelik diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. 703. TOKİ evleri için başvuruyoruz. Proje uygun. TOKİ için ev başvurusuna geldim. Bayağı ilgi var. TOKİ, dar gelirli vatandaşlarımızı konut yapmayı amaçlayan 250 bin sosyal konut projesi adı altında bir projeyi ilan etti. Projeye ilgi büyük. Başvuranların sayısı 3 milyonu aştı. Bu milyonların ilgisi de tabii yine dolandırıcıların iştahını kabarttı ve bu kuyruklara gelip insanları sizi kurada öne geçireceğiz diye dolandırmaya başladılar. TOKİ bununla ilgili bir uyarı mesajı yayınladı, vatandaşı uyardı. Ay şu anda şok oldum yani. Sahtekarlık. İnsanlarımızı yani sömürmek istiyorlar. Dolandırıcılar kendilerine kurban bulabilmek için ya başvuru noktalarında insanlarla direkt iletişime geçiyor ya da telefon yoluyla ulaşıyor. Gerçekleşecek olan kura ilgili duyurular dahilinde açık, şeffaf ve mevzuata uygun bir şekilde ve herkesin eşit bir şekilde katılım sağlayacağı bir ortamda gerçekleşecektir. Vicdansızlık yani. Yanlış bir şey yani, öyle bir şey olmaması lazım. İnsanlar niye dolandırsınlar ki? Ayıp denen bir şey yani. Böyle bir talep gelmesi durumunda vatandaşlarımız kendisiyle telefon veya şahsen irtibata geçen kişi veya kişiler hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunabilirler. Kanmasınlar, inanmasınlar. Akıllı telefon uygulamaları arasında belki de en çok kullanılanı navigasyon. Özellikle araç kullananlar en hızlı rotayı bulabilmek için navigasyona başvuruyor. Artık yeni bir özelliği daha var. En hızlı ve kolay rotanın yanı sıra artık en az benzin yakan rota da seçenekler arasına eklendi. ATV Haber uygulamayı sizin için denedi ve bakın sonuç nasıldı. Çatalın sağından devam edin. Yol bilgisini gösteren navigasyon sistemine sürücülerin sadece güzergahını değil ceplerini de rahatlatacak bir özellik eklendi. Artık sistem sadece en kısa yolu değil en az yakıt harcayabileceğiniz rotayı da gösterecek. 300 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkış. Yeni özelliğin nasıl kullanılacağına gelince ilk adım uygulamanın ayarlar kısmına girip rotayı belirlemek. Sonra sıra aracınızın motor tipini işaretlemeye geliyor ve yakıt türünü seçmeye. Şişli Camii'ni işaretledik ve tasarrufun boyutunu göstereceğiz net şekilde. Bakın, eğer düz gidersek 10 dakika sürecek, 1.9 kilometre ve %6 enerji tasarrufu sağlar diyor. Peki yokuştan yan taraftan gidersek, bakın çok enteresan, süre kısaldı. 10 dakikadan 9 dakikaya düştü. Kilometre hemen hemen aynı, sadece 100 metre oynadı ama daha fazla giderek, yani düz giderek daha az yakıt harcayacağız. Bunu da yokuşun dikliğini size göstererek hep beraber göreceğiz. Bakın şimdi bahsettiğimiz yokuşa çıktık. Navigasyona göre 1 dakika yol buradan daha kısa ama aracımız zorlanıyor. Bakın sesi dinleyelim. Eğer düz gitseydik aracımız bu kadar zorlanmayacak ve daha fazla yakıt yakmayacaktı. Bir kez daha altını çizelim. Bulunduğumuz yol, gideceğimiz yola göre 1 dakika daha kısa ama aracımız zorlandığı için, yokuş çıktığımız için daha fazla yakıt harcıyoruz şu anda. Sağdaki çıkışa girin. Şimdi de şirkete dönüş vakti. Bakalım şirkete dönerken neler yaşanıyor. Bakın ne veriyor? 22 dakika 10 kilometre ve bu tasarruf edilmeyen yol. Tasarruflu yola bakalım. Bastık. Bakın 19 dakika 3 dakika düştü. Kilometre aynı ama %20 enerji tasarrufu sağlıyoruz. Çatalın solundan devam edin. Şirketimize yaklaştık. Normalde buradan gidersek birkaç dakika daha erken gideceğiz. Ama navigasyon bize düz gidin, arkadan dönün diyor. Neden? Çünkü burası yokuş. Buradan gidersek aracımız daha fazla yakıt harcayacak. Balık sezonunun gözdesi palamut şu sıralar hem balıkçıların hem de halkın yüzünü güldürüyor. Ağlar palamut doldukça fiyatlar da düşüyor. Özellikle anne babalar bugünlerde mutlaka balık tezgahlarına uğrasınlar. Çünkü palamutun çocukların gelişimine de önemli bir katkısı var. Yedi, sekiz, dokuz, on bir. 12, 13, 14, 15 ve 16. palamut. 16. ATV Haberi palamuta davet ediyor musunuz eve? Tabii ki, tabii ki. Geliriz vallahi, geliriz bak. Gidin Bakırköy. Vallahi gelir. Sezon palamut bereketiyle açıldı, devamı da bolca geldi.
palamut yılın en düşük fiyat etiketiyle tezgaha çıktı. İlk çıktığında şu palamutlar 60 liraydı. Bugün yani bir haftadır 25 lira 4 tane 100 liraya satıyoruz. Bunlar boy boy. Bunlar 450 gram geliyor. Burası 500 gram geliyor. Burada daha büyükleri var 1 kilo geliyor. Onlar 70 lira ama onları da biz 50'ye veriyoruz. 30-40 tane almayı düşünüyoruz. Solungaçları kırmızı ve balık sert. Gözleri de parlak, fena değil. Adeta bir balıkçı gibisiniz. Enteresan bir görüntüyle karşı karşıyayız. Zira Aytan ablamız tam 16 tane palamut alacak. Bu şu anda bu sezonda tek seferde bir kişi tarafından en çok alınan palamut. Doğru mu? Evet, doğrudur efendim. Sezon açılından beri ilk defa ablamız geldi. Aytan ablamız 16 tane alacak. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. palamut. 16. Balığın sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlarsa çocuklar için palamuda ayrı bir parantez açıyor. Üzerindeki siyah bölümü mutlaka onlara ayırın diyor. Palamut çok popülerdir bu konuda. Sırtında siyah et vardır derinin altında. Bu özellikle proteinden çok zengindir. Yağlı bir balıktır palamut. Bu sırttaki özel bir protein bileşimi çocuklarda boy uzatmasını sağlayabilir. İyi ki bereketli ya. Halkımız da yesin. Bu akşam palamut var mı? 4 lirayız abla. 4 lirayız. Ben size kolum atıyorum. Tabii ki var. Afiyetler olsun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Fevzi sosyal medyanın yeni fenomenlerinden, şöhretine ATV Haber olarak bizim de katkımız oldu diye düşünüyoruz. Minik Fevzi'nin piyanist şantör tarzıyla söylediği şarkılarsa dillerde. İzabel şarkısına adeta yeniden hayat veren küçük Fevzi sonunda hayalini gerçekleştirdi. Sefo'yla aynı sahneyi paylaştı. Çok istedi, hep hayalini kurdu ve sonunda Sefo'yla aynı sahneye çıkmayı başardı. Hep beraber. İzabel yo. Küçük fenomen Fevzi Kağan Türker doğal haliyle sempatik tavrıyla kısa sürede şöhretin kapısını araladı. Canım sıkılıyor dedim. İsterim haber bir video atayım dedim. Herkes paylaşıyor Fevzi dünya konuşuyor öyle böyle. Ama onu bu derece fenomen kılan genç kuşağın hayran olduğu şarkıcı Sefo'nun İzabel şarkısını kendi tarzıyla yorumlaması oldu. Şarkının yeni hali virüs gibi kulaktan kulağa yayıldı. İzabel yok seninle mezar haber. Sefo abim dedi ki bana seninle de sahne yapalım dedi menajere. Sabırsızlıkla heyecanla bekliyorum. ATV haber ekranlarında da kendine yer bulan Fevzi fenomene dönüşmesinin hemen ardından hayaline kavuştu. Fevzi için kocaman bir alkış alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bütün sosyal medyayı sallayan kardeşimiz Fevzi. Heyecanlıydı. Sohbete eşlik etmekte zorlandı. Dillere pelesenk olan şarkıya başlayınca ortalık bir kez daha coştu. İkili arasında eğlenceli diyalog da yaşandı. Artık yanlış söylemiş şarkı. Sallanın pencereden. Fevzi'ye ufak bir sürprizim var. Çok özel bir mikrofon aldım Fevzi. Ama bir şartım var. Bir daha benim şarkılarımı söylemeyeceksin. Çünkü sözlerini değiştiriyorsun Fevzi. Lütfen. Şaka yapıyorum tabii ki de. Fevzi çok Türk Böbrek Vakfı toplum sağlığı için önemli bir adım attı. 19-25 Eylül tarihlerini Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası olarak tüm dünyaya kabul ettirdi. Hedef bilinçsiz beslenme ve hastalık ilişkisinin ortaya koyduğu ürkütücü tabloyu tersine çevirmek. Projeyle dünyaya doğru yaşam ve beslenme alışkanlıkları anlatılacak. Burcu Kuruaslan şu anda Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'le birlikte. Şimdi ayrıntıları onlardan dinleyeceğiz. Burcu günaydın, sözü hemen size bırakalım. Günaydın Pelin. Obezite elbette tüm dünyanın sorunu, tıpkı bizim de olduğu gibi. İşte bu anlamda çok önemli bir adım atıldı. Şeker tüketimine dikkat haftası. İlk kez sizin emeklerinizle tüm dünyada dikkat çekilecek artık. Çok da güzel bir çalışma. Neler söylersiniz efendim bununla ilgili? Evet. Eğer bir ülkede sallanmada obezite açısından kötü bir yerdeysek, dünyada üçüncü, Amerika, Meksika'dan sonra üçüncü, Avrupa'da ise birinciysek bir sıkıntı var demektir.
obezite her türlü hastalığı tetikler. Dolayısıyla bir farkındalık yaratmak istedik. Benim uluslararası bir şapkam da var. Uluslararası Böbrek Vakıfı Federasyonu Başkanlığı da yaptım. Dolayısıyla olayı hem ulusal hem uluslararası boyutta götürmeye çalışıyoruz. Bütün niyetimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün 50 gramla sınırladığı günlük yetişkin şeker tüketimini niye Türkiye hala 140 gramlarda tüketiyor 3 misli? Onu 100 gramlara indirebilmek. Hemen önümüzde de çok çeşitli bir sofra var, birçok besin grubu var. Doğrular, yanlışlar var. Çok sevdiklerimiz ama yemememiz gerekenler var. Şimdi bunları anlatırsak. Şimdi ne yazık ki madem uluslararası düzeyden bahsettik, uluslararasında ciddi bir enflasyon ve ciddi bir sıkıntı var, ekonomik sıkıntılar var. Hem dünyada hem de biz Türkiye'de elimizden olduğu kadar ucuz gıdalara gidiyoruz. Bunların içinde ne var? İşte unlu gıdalar, ekmek, içinde karbonhidrat var. Ondan sonra makarna var gösterdiğiniz gibi. Beyaz pirinç arkasından gelebiliyor ne kadar daha pahalıysa da. Dolayısıyla bunlar fazla tüketildiği zaman şeker fazla almış oluyoruz. Bizim günlük ihtiyacımız biraz evvel söyledim. 13 tane küp şekerciği. Bu bile fazla geldi benim gözüme ama. Fazla geldi. Şimdi düşünün, vatandaş çay içiyor. Şu çok güzel bir örnek. Günde kaç tane, kaç bardak çay içiyorsunuz bilemiyorum ama bu kaç bardak içen biri için yapılmış? Yani bu felaket bir şey. Bu küçük bir içinde kaç tane küp şeker var bilemiyorum. Eğer günde 3 tane içsem, 2'şer taneden olsa 6 tane olur. Demek ki 13'ün yarısı gitti bile. İlave şeker almayacağız. Yani buradan bir el sallayalım. Bütün bizleri izleyenlere bir söz alalım isterseniz. Niye dünyada yahut da Avrupa'da böyle kötü durumdayız? Şeker tüketimini azaltalım. Bir söz alalım izleyenlerden. Şeker tüketimini azaltmaya söz veriyor musunuz? Tamam, hemen o zaman şunları nasıl söz verecekler de ne yapacaklar, o da önemli. Neleri değiştirecekler? Bunları hayatımızdan çıkaracağız. Özellikle çocukların ellerinde bakın. Her biri sevdikleri şeyler. Çocuklarımız bunları yemeye devam ettiklerinde nasıl bir dünya bekliyor onları? Vallahi işte yavaş yavaş obeziteye yaklaşıyorlar, gidiyorlar. Dolayısıyla bunları bırakacağız. İnşallah 3 sene, 4 sene ötelenmiş olmasına rağmen okullarda, kantinlerde okul gıdası logolu ürünler olacak. 350 tane bu arada listelendi. Bunları yemeye gayret ederlerse çok daha iyi olur. Mesela makarna yiyoruz ama onun yerine tam buğdayla yapılmış makarna. Biraz daha pahalı ama olsun. İşte ne yapacağız? Şurada bakın meyve suyu var. Değil mi? Meyve suyunu içmeyelim. Yerine hakiki meyve yiyelim. Çünkü porsiyon. Bir portakal, bir bardak portakal suyunda 3 tane asgari portakal var. Onun yerine 2 portakal yemekle posasında alarak çok daha sağlıklı beslenmiş oluyoruz. Bulgura hemen geçelim. Çok kıymetli bence. Benim hayatımı kurtaran bulgurdur. Şimdi niçin beyaz peynir değil? Çünkü bunun kabuğu alınmış, sadece nişasta kalmış durumda. Bulgur çok daha doğal ve de karbonhidrat açısından çok daha fakir. Dolayısıyla şekeri daha az. 25 seneden beri tip 2 diyabet hastasıyım. Beni kurtaran bir bulgur, tabii çok şeyler var ama en iyi ilaç spor, hareket, spor. Bulgurda diğer şekerli besinler yerine ne kadar daha az böyle elimizin altında onların alternatifini bulundurursak özellikle ileride obezite ve birçok hastalığında yakalanmayı önlemiş oluruz. Diyelim sözü yeniden merkeze bırakalım. Hazır mıyız? Tak tak tak, şak şak şak. Benim görevim iyilik yapmak. Adımı sorarsan da Şakra. Özellikle minik izleyicilerimizin ve ailelerinin yakından tanıdığı çok özel bir konuğumuz var bugün. Türkiye'de
çocuk kitapları denildiğinde son yıllarda akla gelen ilk isim olan Şakrak ve bu sevimli kahramana kalemiyle hayat veren yazar Ayşegül Kara Zorlu stüdyomuzda. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok güzel şeyler konuşacağız sizinle. Birazdan bir misafirimiz daha olacak aslında değerli izleyenler ama sürpriz olsun, biraz bekleyelim. Öncelikle Şakrak nasıl doğdu? Nereden bu fikir geldi? İlk yerli ve milli kitabımız aslında. Evet. Bunu da size konuğum olacağınızı öğrendiğimde, araştırma yaptığımda bunun da farkına vardım. O kitapların kahramanı Şakrak nasıl doğdu acaba? Dünyada birçok karakter var. Biliyorsunuz işte çocuklarımız için ne yapıyoruz? O karakterlerin kitaplarını, oyuncaklarını alıyoruz. Aslında karakterler çocuklarımızın hayatlarına şekil veriyor. Üniversitelerin yapmış olduğu çalışmaya göre öğretmenler, ebeveynler kim olursa olsun çocukların üzerindeki rol model karakterlerin etkisi çok büyük. Şimdi biz çocuklarımıza almış olduğumuz kitaplar, siz çok yoğun bir iş kadınsınız. Birçok kişi hayatının içerisinde yoğunlukta kazancımızda ne yapıyoruz? Çocuklarımıza iyi bir eğitim sunmak istiyoruz. Onlar için faydalı olan çalışmalar almak istiyoruz. İşte kitaplar, materyaller. Ama bunların çocuklara ne mesaj verdiğini bilmiyoruz. İşte Şakrak buradan doğdu. Çocuklarımıza doğru rol model bir karakter oluşturmak için. Tabii ki biz istiyoruz ki çocuk karakteri gördüğü zaman ekranı değil de kitapları hatırlasın. Bu çok önemli. Çocuklarımızın dünyasında biz öncelikle okumayı, okumada farkındalığı oluşturmak için Şakrak karakterini ürettik ve kitaplarla da buna Ayşegül hayat verdik. Ayşegül Hanım, Şakrak'ı konuşalım ama Şakrak'ı da yanımıza alalım. Evet. Hoş geldin Şakrak. Şöyle ben seni doğru yere konumlandırmak istiyorum ve elbette ki izleyicilerimiz de görsün. Burada durabilirsin. Gayet de güzel gözüküyorsun. Sen burada bekle bizi, olur mu? Buyurun Ayşegül Hanım, siz devam edin. Şimdi zaten Şakrak çocuklar gördüğü zaman bırakmıyorlar. Kaç defa izlemden kurtardık biz Şakrak. Şakrak tabii kitaplardan doğdu ama içimizdeki bir ışık, iyilik ışığı. Hani böyle yolda giderken işte bir şey düşmüş olur da yani birisini ya da yer kaldırmak istersiniz yerden. Ya da orada iyilikle ilgili bir dürtü vardır içimizde. Ama bazen de der ki içimizden bir ses, ya boş ver başkası kaldırsın. İşte o içimizdeki iyilik sesi Şakrak. Her yerde, her zaman bizimle. Çocuklara biz kitaplarda iyiliği ve değerleri Şakrak'la öğretmeye çalışırken bir taraftan da diyoruz ki biz yazarız. Yazar olarak kurgu oluştururuz, hikaye oluştururuz ama bunun pedagojik tarafı. Çocuklara geçtiğinde acaba yanlış bir mesaj var mı? İşte evet, bizim farkımız bu. Şakrak üniversitelerin danışmanlığında hazırlanan tek bu anlamda kitap markası, kitap karakteri diyebiliriz. İyilik kahramanı evet, Şakrak diyoruz o zaman. Evet. Şimdi şöyle de bir noktaya değinmek istiyorum aslında. Bizler farkındalığı çok gelişmiş bir nesiliz anne babalar olarak, yani bizim jenerasyonumuz. Evet. Biraz daha farkında her şeyin ve çokça kitap okuyoruz. Çocuklarımıza elimizden geldiğince de çok küçük zamanlardan bu yana kitapları okumaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Peki arayışımız daha fazla ya, bu kitaplar bize o noktada nasıl yardımcı oluyor, sizin kitaplarınız? Şimdi bizim kitaplarımız 6000 çocukta test yapıldı. Evet. Şimdi biz başladığımız zaman Profesör Doktor Mustafa Koç hocamız bize hem pedagojik hem çocuk edebiyatı anlamında, ben şimdi mesela Şakrak kitabını yazdım. Şakrak her kitabı bir kampanya gibi çıkıyor. Mesela her kitapta sosyal bir konu var. Tamam, biz çocuklara şöyle düşünün, kişisel gelişim. Evet. Çocuk kişisel gelişimi kim hikayeleştirebilir? Kim macerayı dönüştürebilir? Bir yazar kurgusuyla. Ama bunu bilimsel anlamda çocuğa geçişinde doğru mesajları kim değerlendirebilir? Üniversiteler ve pedagojik anlamda evet, çalışan uzmanlar. İşte biz mesela, ben bunun hikayesi, konusu bilim ve teknoloji. Bilim ve teknoloji konusunu ben her anlamda araştırıyorum. Artı Profesör Doktor Mustafa Koç hocamızın ekibi inceliyor pedagojik ve edebiyat. Ama konu bilim ve teknoloji. Bilim ve teknolojiyle ilgili bir de uzmanlara danışmam gerekmez mi? Elbette. İşte dediğiniz gibi. Eksik nokta kalsın istemezsiniz. Aynen. Yoksa sadece olay, yazı, hikaye yazmak da değil. Olay çocuğa ulaşan her noktada doğru bilgiyi ulaştırmak ve doğru bilgiyi taşımakta. Bu kitap TÜBİTAK tarafından, Burcu Hanım tarafından onaylandı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi tarafından onaylandı. Düzce Üniversitesi'nde yine Mustafa Hoca'nın ekibi tarafından onaylandı. Neden bu kadar uzmanlara gerek duyuyoruz? İşte çocuğa geçerken acaba yanlış bir detayda bir bilgi aktarımı var mı? Evet. Bu bizim gözümüzden kaçmış mı? İşte kitap alırken içindeki çalışmanın ne kadar özenli hazırlandığını zaten aldığınızda, şöyle incelediğinizde, uzman görüşlerine baktığınızda görüyorsunuz. Biz bu hazırlıklarda her kitapta ve her kampanyada bu şekilde yapıyoruz. Artı Şakrak çocukların dünyasında işte biliyorsunuz ki görsel, işitsel, dokunsal. Çocuğa üç duyudan hitap ederseniz çocuk da kalıcı olur. Sadece okumak değil, içine şifreler koyduk.
Dokunsal bir çocuk şifreleri yazarken dokunduğu için, temas ettiği için ne yapıyor? Etkileşim içerisinde bulunuyor. Şifreleri çözerken ayrıca yeni kelimeler öğreniyor. Evet. Görsel, işitsel, dokunsal anlamda üç duyuya da biz hitap etmiş oluyoruz. Artı bilim ve teknolojiye konu. Animasyon film hazırlıyoruz. Artı şarkı hazırlıyoruz. Yani şakrakla ilgili çocuk bilim ve teknoloji, şakran hikayesinde, animasyon filminde, şarkında, hani dilinde, gönlünde, her yerde şakrakla konuyu öğrenmiş ve içselleştirmiş oluyor. Harika. Şimdi Ayşegül Hanım, şakrağı da çok yalnız bırakmayalım orada. Ben biraz yanına gideceğim. Sizin de önünüzde şakrağın küçük maskotları var aslında. Evet. Onlar bize ne anlatıyor? Şimdi biraz ondan da söz edelim. Bizim amacımız şakrakla çocuklara faydalı içerikler hazırlamak. Şakran bir oyuncağa hazırlanacaksa bu çocuğa faydalı içerik olmalı. Mesela bu aşçı şakrak. Aşçı şakrak. Çocuklar mesela ıspanak yemeyi sevmez, brokoli yemeyi sevmez. Yani sebze ayırt ediyoruz ama biz şakrakla ayırt etmiyoruz. İşte şakrak eğlenerek öğreten bir karakter. Ve bu anlamda da zaten Türkiye'den dünyaya açılan tek kültür elçisi olma yolunda. Evet. Azerbaycan'da programlar yaptık. Şimdi Katar'dan yeni geldik. Katar'da programlar yaptık. Çok yakında Hollanda ve Avrupa'da programlarımız olacak. Şimdi mesela bu astronot şakrak. Evet. Konu... Şöyle yapalım. Şakrak sana ben dokunabiliyorum ama çocuklar her zaman dokunamayacağı için işte onlara ihtiyacımız var. Ben yine onların yanına gidiyorum. Oradan konuşmaya devam edelim. Buyurun. Evet. Astronotla devam edelim. Mesela astronot şakrakta da konu bilim ve teknolojide farkındalık oluşturmaksa çocuğa faydalı ve o anlamda mesaj veren karakterler üretmeliyiz. Hı hı. Şimdi biz mesela bunu yaptığımızda tabii çok sevdi çocuklar. Şimdi Katar'a giderken dedik ki biz kültür elçisi olmak istiyorsak kültür elçisi olarak gittiğimiz ülkelere yöresel kıyafetlerle şakra buluşturmalıyız. Elbette. Çünkü bizim amacımız hani ülkelerin tamamen diplomasi dili vardır ya. Hı hı. Biz istiyoruz ki kültürel diplomasi dilinde de çocuklar düşünülsün. Ve kültürel aktarımlar bu tarz doğru rol model karakterlerle olsun. Ve şakra böyle Katar'a özgü yöresel kıyafet giydirdik. Harika. Bu da çok etkili oldu çocuklardan. Peki burada bir de kutumuz var. Evet. İyilik kutusu yazıyor üstünde. Doğru. Acaba onunla neler yapıyoruz? İçinde neler var? Merak ediyorum. Şimdi hayatta mutlulukla ilgili bir araştırma yapılmış. Hı hı. İnsanların en çok mutlu olduğu zaman ne zamandır? Hani hep derler ya işte benim istediğim yapıldığı zaman. Mesela hayaliniz gerçekleştiği zaman. Hayır. Sizin başkasının hayatına dokunup onu mutlu ettiğiniz zaman. Evet. Çünkü başkasından doğan o mutluluk sizi daha çok mutlu ediyor. Nefsinizi değil, başkasının oradaki eksiğini tamamlamak ya da onu mutlu etmek, çocuklara biz bunu vermeye çalışıyoruz. Çocuklara diyoruz ki kendinizle beraber başkalarını düşünün. Hani yani ben, çocukların niyetleri mi var orada? Çocukların, başka insanların üzerinde. Evet, harika. Evet. Çocuklar mesela bir tanesi şey demişti, komşusunun annesi hasta ve onun için bir kıyafet dikmek istiyor. Şimdi mesela gittiği zaman dikkatini çekmiş. Başka bir çocuk bir arkadaşı için bir şey istiyor. Evet. Şöyle bu iyilik kutusuna çocuklar bize başkaları için kim için istiyorsa iyilik dileklerini yazıyorlar. Hı hı. Ve kutunun içine atılıyor. Biz de ara zamanlarda bunları gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül Hanım. Vaktimiz kısıtlıydı ama inşallah bir daha sizi konuk etmek nasip olur diyelim. Şakrak sana da çok teşekkür ediyorum. İyi ki vardın. Harikaydı. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, yarın saatler 8'i gösterdiğinde yeniden buluşalım. Mutlu günler diliyorum.